Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa burcunda parlayacak ve Mayıs ayına 30 Nisan'da meydana gelen Boğa burcu Güneş tutulmasının güçlü etkileriyle başlıyoruz. Evet, sürprizler getirebilir bu Güneş tutulması hayatımıza. 7. evinizde meydana geldiği için ilişkilerinizle ilgili yeni kararlar, yeni adımlar atmanız mümkün. Evlilikler, ortaklıklar, işbirlikleri, yeni tanışmalar bu tutulmayla hayatınıza gelebilir. Üstelik yönetici gezegeni Venüs'ün ve Jüpiter'in Balık burcundaki muhteşem kavuşumu aşk, duygusal konular, romantik konular, maddi kazançlar anlamında da size çok özel fırsatlar getirebilir. Mayıs'ın ilk günlerinde bu etkiler devam ediyor sevgili akrepler. Ayın 10'una kadar yeni teklifler edebilirsiniz, tanışmaları değerlendirebilirsiniz, anlaşmalar, sözleşmeler, girişimler için gökyüzü oldukça olumlu etkiler barındırıyor. 10 Mayıs itibariyle Merkür Retrosu başlayacak. Biliyoruz Merkür Retrolarında çok acele karar vermiyoruz. Biraz sakinleşiyoruz, dinleniyoruz, gözden geçirmeler yapıyoruz. Elimizdeki kaynakları, yaptığımız işleri şöyle bir değerlendirmek için, eksikleri fark edip tamamlamak için ya da geçmişten gelen konularla ilgilenmek için iyi bir dönem. Hani alışverişlerde acele etmiyoruz. İşte Merkür Retrosu sırasında birisiyle tanışabilirsiniz, bir teklif alabilirsiniz. Bunlara hızlı hemen atılmıyoruz. Yani böyle bir beklemede kalmakta, bir değerlendirmekte fayda var. Merkür 2 Haziran'a kadar gerileyecek. 2 Haziran'dan sonra ileri harekete dönecek. Daha rahat adımlar atabiliriz bu süreç içerisinde. Ve ayın 11'inde şans gezegenimiz Jüpiter Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçecek. Geçtiğimiz Aralık'tan bu yana hızlı bir şekilde Balık burcunda ilerleyen Jüpiter 11'inde Koç'ta olacak ve yaz boyunca Koç burcunda olacak 27 Ekim'e kadar. 28 Haziran itibariyle 8 derece Koç burcunda gerilemeye başlayacak Jüpiter. 27 Ekim'de tekrar Balık burcunun son derecelerine geçecek ve nihayetinde 20 Aralık'tan itibaren artık tamamen Koç burcunda ilerleyecek. 27 Ekim'e kadar Koç burcundaki Jüpiter sizin 6. evinizde olacak. Buralarda Jüpiter'in geçiş yaptığı alanlarda iyileşmeler, büyümeler bekleyebiliriz, verim alabiliriz. İş ve mesleki konularda destekleri olabilir Jüpiter'in size. Günlük hayatınızda ve genel sağlığınızla ilgili konularda da iyileşmelerle yine karşılaşabilir veya etrafınızdan daha fazla destek, yardım alabilirsiniz. Ve ayın 15'inde Güneş-Satürn karesi zor bir açı sizi de etkiliyor sevgili akrepler. Aynı zamanda artık ayın 16'sında meydana gelecek Dolunay ve Ay tutulmasının da tesirleri başlıyor ay ortasında. 25 derece Akrep burcunda sizin burcunuzda olacak bir ay tutulması bu. Çok kadersel ve tabii ki çok önemli bir tutulma. Güney düğüm yönünde ve Satürn'le açılanan bir tutulma. Yönetici gezegeni Mars Balık burcunda olacak. Neptün de Balık burcunda olacak. Açı olarak Balık'tan Mars ve Neptün'ün desteği var bu tutulmaya ama en önemli açısı Satürn'le olan açısı. O yüzden biraz zor, bizi sorumluluklarla yüzleştiren bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Akrepler etkileniyor ama her akrep aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarında mı? Bunu 20 ile 30 derece arası alabilirsiniz. Bu gruptaysanız çok önemli etkiler, çok kadersel etkiler alabilirsiniz. Akrep dönüşüm burcudur, krizlerle ilgilidir. Hayatımızda bir şeylerin bitmesi için ya da yeniden başlaması için bir şeylerin bitmesine olanak sağlar. Dolunaylar duygusal süreçlerimizi daha önemli etkiler. Yani hayatımızdaki duygusal konular, özellikle ailevi ve yakınlarımızla ilgili temalar bu dönemde görünür hale gelebilir. Sağlık konuları, bedensel, ruhsal, zihinsel, sağlık konularında hassasiyetler olabilir. Yaşamımızda bir şeyleri dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için de fedakarlıklar gerekiyor. Bir şeyleri geride bırakmamız gerekiyor. Evet, ölüm ve yeniden doğum temaları vardır Akrep burcunda. Her alanda maddi manevi krizlerle yüzleşebiliriz. Satürn 4. evinizde ailevi alanlarda sorumluluklar, özel hayatınızda belki bazı kısıtlamalar, engeller, duygusal anlamda daha melankolik ve karamsar etkiler altında olabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz şartları, değiştiremeyeceğiniz koşulları her ne olursa olsun kabullenmekte, kabullenişe geçmekte fayda var. Ve buralarda gerçekten direnç göstermemek gerekiyor. Çünkü direnç oluşturursak daha fazla zorlanabiliriz. Evet, kayıplar olabilir.
Ailevi alanlarda da olabilir bunlar. Zorluklar olabilir. Yer değişimleri olabilir. Bunlar zorunluluk nedeniyle de olabilir. Belki kariyer hayatımızda olan bir gelişme nedeniyle ya da ilişkiler, evlilikler, ayrılıklar nedeniyle, taşınmalar, yer değişimleri. Hayatımızda bunun gibi dönüşümler olabilir. Bunlar ilk başta bizi zorlayabilir de. Ama unutmayın, Satürn burada büyük öğretmen, bize öğretiyor ve bizi büyütmek için de imkanlar sunuyor. Eğer zorlanıyorsak bazı konularda geride kalmışızdır. Belki ihmallerimiz var, hatalarımız var. Hani bunlarla, bu hatalarla, sorumluluklarla yüzleşmek gerekiyor. Bu ay tutulması bu farkındalığı da bize verebilir sevgili akrepler. Ayın 21'inde Güneş İkizler Burcu'na geçecek. Güneş İkizler Burcu'nda 8. evinizi aydınlatmaya başlıyor. Maddi konular, kazançlar, borç alacak konuları, özellikle eşinizin kaynakları, belki kredi gibi bir konu, buralarda hani güneşin enerjisi bazı aydınlanmalara, gündemlere yol açabilir. 23-24 Mayıs güzel bir gün. Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir kontak var. İşte tam da bu arada belki finansal bazı destekleri almanız, bazı sorunlarınızı çözmeniz daha kolay olabilir. Sizin için doğru ve yetkili kişilerle karşılaşabilir. Onların desteklerini de alabilirsiniz. Ayın 25'inde Mars Koç'a geçiyor sevgili akrepler. Evet, Mars'ın Koç'a geçmesi Jüpiter'in yanına doğru ilerleyecek. 6. evinizde daha fazla enerji, günlük hayatınızda daha fazla efor gerektiriyor. Yani burada iş ve mesleki sorumluluklar artabilir, işler genişleyebilir, müşteriler artabilir. Hani buralarda daha fazla çalışıyoruz, çabalıyoruz. Aynı zamanda tabii ki mücadeleler de var. Biraz enerjimize dikkat edelim. Günlük hayatımıza spor, fiziksel aktiviteler ve benzeri şeyleri katabiliriz mesela. Mars Jüpiter bunları destekler. İşte sağlığımızla ilgilenebiliriz. Belki diyete başlayabiliriz. Daha fazla spor yapabiliriz. Günlük yürüyüşlerimizi arttırabiliriz. Biraz daha enerjiyi günlük yaşamımıza sokmaya başlıyoruz. Daha fazla hareket söz konusu oluyor. Ayın 30'unda İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak. Ayın son yeni ayı, son gününde doğan yeni ay. Dolayısıyla aslında Haziran ayını daha çok etkiliyor. Haziran ayının ilk iki haftasını şekillendirecek bir yeni ay bu. İkizler Burcu'nda olacak. İkizler Burcu'ndaki yeni ay 8. evinizde doğacağı için, yani önümüzdeki ayın da aslında temalarında daha çok finansal konular var. Borçlanma konuları, kredi konuları, bir borcun yapılandırılması, burs alacak belki, tazminat ya da nafaka, miras gibi konularınız var. Veya bunlarla ilgili geçmişten gelen, devam eden konular var. Düzenlemeler olabilir, yeni gelişmeler olabilir. Tüm bunlar hani Haziran ayının ilk iki haftası içerisinde de gündemimizde olabilir. Evet, ayın genel enerjilerine bakarsak bu ayın en önemli etkisi kuşkusuz burcunuzda meydana gelecek olan ay tutulması, kadersel bir etki. Geçtiğimiz Kasım'dan bu yana Boğa Akrep aksındaki bu tutulma döngülerine girdik ve 2023'ün sonuna kadar devam edecek. Ve bu süreç sizin hayatınızı da şekillendirecek. Siz de değişeceksiniz. Hayat şartlarınızda da değişimler olabilir. İşte Akrep tutulması bu anlamda önemli bir dönüm noktası aslında. Bir şeyler tamamlanabilir. Bazı kapılar kapanabilir hayatımızda. Önemli farkındalıklar olabilir. Yer değişimleri olabilir. Aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili sorumluluklara dikkat etmek gerekiyor. Hatalarla yüzleşebiliriz. Duygusal, bedensel, zihinsel sağlığımıza da özen göstermek gerekiyor. Çünkü tutulmalar bazı sağlık sorunlarını da arttırabilir. Daha görünür hale getirebilir. 21'i Güneş İkizler Burcu'nda, 23'ü 24'ü güzel bir gün. Hem parasal konularda destekler alabiliyoruz bugün. İş konuları, mesleki konularda da daha güvenli adımlar atabiliyoruz. Ayın 10'undan itibaren Merkür Retrosu söz konusu. O yüzden önemli kararları, alışverişleri, yazışmaları, sözleşmeleri ayın ilk haftasında yapmakta fayda var. Onundan sonra biraz yavaşlamamız ve biraz daha temkinli hareket etmemiz gerekiyor. Ayın 30'undaki 8 derece ikizler yeni ayı özellikle Haziran ayındaki gündemlerimizi belirleyecek. Bu da bizim için daha çok para ve finansal düzenlemelerle ilgili olacak sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.